Efendim tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir kez daha bayramınız mübarek olsun diyelim ve çok kıymetli hocamız Selman Okumuş'la birlikte birazcık Ramazan bayramını, güzelliklerini konuşalım istiyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Hoş hocam. bulduk. Sizin ve tüm Türkiye'nin, dünya insanının bayramı kutlu olsun Tüm inşallah. Müslüman aleminin kutlu olsun hocam. Çok teşekkür Ben ediyoruz. insanlığı katıyorum ki onlar da Müslüman olsun diye. Çok doğru söylüyorsunuz. Öyle bakmak lazım. Haklısınız. Hocam şimdi Ramazan Bayramı, bir ismi de Fıtrat Bayramı. Biraz önce Ramazan Bayramı'nın geleneklerinden isterseniz bahsedelim. Uzun bir süre oruç tuttuk. Bedenlerimizi, ruhumuzu, kalbimizi, vicdanımızı dinledik ve dinlendirdik diye bakalım bu sürece. Ve şimdi de onu neşelendirmek, sohbetlerle, büyüklerimizle bir araya gelerek, işte küçüklerimize geleneklerimizi, göreneklerimizi, dinimizin güzelliklerini öğreterek yaşayacağımız birkaç gün var önümüzde. Ve ilk gününde, ikinci gününde birlikteyiz, pardon, dün Evet. ilk günüydü. Neler yapmamız lazım? Nasıl daha keyifli, nasıl daha dinimize yakışır şekilde geçirebiliriz bayramımızı? Pınar Hanım, din ve dünya işleri ayrıdır diyorlar ya, bu hiç ayrı değil. Din hayatın içerisinde, Tabii. din bizden ahlaklı olmayı, edepli olmayı, namuslu olmayı, şerefli olmayı, Allah'ın bizi yarattığı andaki temizliğiyle yine temiz kalıp hayatımızı idame ettirmemizi ve huzuruna da tertemiz gelmemizi istiyor. Ve birçok günahımızı, hatamızı affetmek için işte Ramazanlar, bayramlar, kandil geceleri, önümüze çıkan hastalara yardım etmemiz, ihtiyacı olanlara para vermemiz, yanlarında olmamız, bunların hepsi bahane, bahane, bahane. Allah affetmek için hep bahane arıyor. Anneler bunu çok daha iyi anlar. Babalar da biraz anlar. Çünkü annenin rahmet ve şefkat kaynağı oldukları için çok daha iyi anlarlar çocuklarını affetmekten. Allah da kullarını, bir annenin evladını affetmesi gibi bahane arar affetmek için. Kuluyla küs olmamak için, kuluna yakın olmak için. Meleklerini gönderir, hatırlatmalar yapar. Yanlış yaparken yanlışta ısrar etmemesi ve doğruyu bulması için kendisine hatırlatmalar yapar. Bazen der ya, melek deriz ya, melek gibi insan. Melek gibi insanı sana hissettiren Allah, sana yol göstermeye geldi. Bazen bizi zulmedenler de bize yol göstermek içindir de biz bu adam benim başıma nereden bela oldu deriz. Halbuki sonucuna bir bakarız 3-5 yıl sonra, iyi ki o adamla karşılaşmışım, bana doğruyu gösterdi. Peki Allah kendi zatı ile mi gelip bize böyle böyle yap diyecekti? Elbette kullarına git benim şu kuluma dokun diyecek. Kuluma şunu söyle ki kendine gelsin, titresin ve kendine dönsün. Ne güzel sözlerimiz vardır değil mi? Allah'ın sopası yok ki başına vursun. Aslında Şimdi vesile kılıyor aslında. bu ifade şöyle halkın anlayacağı Tabii dilden tabii direkt kendi söylenen bir aramızda ifade. kullandığımız. Allah bir insan bir yerde bir yanlış yaptığı zaman o yanlışını oh kimse görmedi ne güzel yutturdum der. Ama döner dolaşır Hep karşısına sizi çıkar. bulur. Kopya ile geçmişse üniversiteye alınacakken veya yüksek lisans doktora yapacakken ya o falanca okulda okuyordu ben biliyorum kopya ile geçmişti. Gizlediği şey ortaya çıkar. Halbuki o gizlediği şeyi gidip hocayla yüzleşse, anlatsa kopya muamelesi görmeyecek. Başkasına söylese, insan günahını, hatasını işlediği kuruma veya şahsa gidip beyan ederse, ben bu hatayı bilerek yaptım, bilmeden yaptım ama şu an beni bağışlaman için, affetmen için her şeyi yapmaya hazırım. Buyur dese 20 yıl o günahı taşımayacak üstünde. Öyle mi hocam? Çok Tabii önemli bu. bu, Çok önemli. bakın şimdi bayram. Bayramda biz birileriyle küsüz. Dayımızla, amcamızla, kardeşimizle, eski ortağımızla, eski eşimizle. Ne oluyor küs olunca? Ne gönderiyorsunuz ona? Her konuştuğunuz kelime, arkasından her söylediğiniz şey onu güçlendirir, sizi zayıflatır. Bayram günleri bayrama küs girmememizi tavsiye ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 3 günden fazla bir insan bir başkasına karşı küs duramaz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O küslükler, o arkadan dolanmalar, o gölgeye kurşun sıkmalar insanın kendi kendine yaptığı hareketlisidir. Kendi kendini öldürmesidir. Allah şahit, Rabbim biliyor, kullarla paylaşmakta sıkıntı yok. Bana düşmanlık adı altında bir şeyler yapana ben dua ederim. Niye biliyor musunuz? Hocam diyorlar, bu adam sana böyle böyle yaptı. Hala dua ediyorsun, ne yapıyorsun ya? Canım benim, ben dua etmezsem o halinden kurtulamayacak. Bu sefer benim başıma ve başkalarının başına daha çok bela alacaklar. Tabii. Niye? Çünkü onun doğru yol olduğunu zannediyor.
kendini Allah'ın askeri zannediyor. Yanlış yapanların yanlışını söyleme askeri. Bir gün şöyle bir aynaya bakıp da ben nasıl bir insanım? Ben nasıl insanlarla uğraşıyorum? Bana mı kaldı bu işler? Ben Allah'ın yeryüzündeki zabıtası mıyım? Bir de kendime dönüp bakayım. Aileme, çocuklarıma bakayım. Ne yapıyorum? Olduğum yer doğru yer mi? Annemle babamla işlerim iyi mi? Bir de bu adamlar diyor ki, ben diyor anneme babama bile eyvallah etmem. Zaten bu lafı diyen insanın yanında 5 dakika durmayacaksınız. Tabii. Melekler onun yanından çoktan gitmiştir zaten. Bu lafı diyen adam milyoner de olsa, onun zerresi, bırakın milyonluk rakamları, zerresi size fayda etmez. Bir de başınıza bela olur. Ama bugün paranın, imkanın, makamın nereden geldiğine bakmaksızın insanlar birilerinin peşinden koşuyorlar. Zannediyorlar ki bu adam beni götürecek. Nereye götürecek? Bir bakıyorsun dünkü bakan bugün kapının önüne koyuyor diyor. Kimse doğru. Suratına bakmıyor. Bakmıyor. Bir de hakkında soruşturma açılıyor. Demek ki bakan bakmayan meselesi değil bu. Bu iş gönül işi. Siz doğru olan insanın peşinden gidin. Gerekirse mahallenin kenarındaki simitçi olsun. Bakkal amca olsun ama gönlü güzel olsun. Bazı insanlar vardı onlara selam vermeden, onlarla konuşmadan yolumuza devam edemeyiz. Ya ne var ne buluyorsun şunda derler. Ya ben feyiz alıyorum bu adamdan. Onun söylediği her şey gönlüme yarıyor. Hayatıma da bir değer katıyor. Hı hı. Şimdi böyle değerler varken biz niye saçma saçma şeylerin peşinden koşarız? Doğru. Bakın bugün Ramazan bayram. Ramazan bayramında oruç tutmak mekruh. Peygamberimiz tutmayın demiş. Tutmayın demiş evet. Bugünler madem oruç tutmak istiyorsun, ağır bir vazife istiyorsun, git konuşmadığın insanın yanına, artık seni de küstürmek istemiyorum. Geçmişte bir şeyler yaşandı ama ben seni affediyorum. Senin de beni affetmeni istiyorum. Sevaptır değil mi hocam? Nasıl büyük bir sevap? Melekler, düşünsenize ikiniz ayrı dünyalardasınız, kopmuşsunuz. Küçücük bir şeyden dolayı küs olarak yaşıyorsunuz. Zannediyor musunuz ki birbirinize siz kötü duygular göndermiyorsunuz? Onlar yerini bulmuyor. Allah cezasını versin. Allah'ından bulsun. Allah müstahakkını versin. En iyi kullandığı kelime bu. Bela okumadan. Şimdi ne oluyor? Bu sefer sizin açıklarınız varsa, kusurlarınız varsa insan olarak bu dua ile beraber onlar size gelmeye başlıyor. Niye böyle bir şey olsun? Ya bu kadar aramızda tatsızlık oldu ama adam geldi hiçbir şey yokmuş gibi benden özür diledi. Kaç başında adam, yaşlı başı benden de büyük. Yani helal olsun adama. Ben de yok diyemedim. Kucaklaştık ayrıldık. Bundan kime ne zarar gelir? Fayda gelir efendim. Doğru. Dostluklar gele gele dost gelmeye gelmeye düşman olunur. Bu atasözüdür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de Fussilet suresinde çok enteresan bir şey ifade buyuruyor. Madem ki iyilik de kötülük eşit değildir, siz kendinize yapılanın daha iyisiyle kendinizi müdafaa edin. Böyle mukabelede bulunun. O zaman aranızda düşmanlık olan kişi var ya, onunla sizin aranızda hiçbir şey yokmuş ve çok samimi, hamim diyor ona, çok samimi bir dostmuş gibi olursunuz. Biz düşmanımız bize geldiğinde bizimle Müslüman olması, bizimle ihya olması, bizimle sevinç bulması lazımken biz dostumuzla kavga etmenin derdindeyiz. Falanca gün böyle olmuştu, sen niye benim hakkımı savunmadın? Ya sen kendi hakkını savunman gerekirken niye adamı suçluyorsun? Doğru. Sen kötü polis olmak istemiyorsun. Kötü polisliği ona layık görüyorsun. Senin hakkını niye o savunsun? Çok doğru. Ama hocam. Bir arkadaş da arkadaşsa çok güzel bir tabirdir. Arkadaşın ne olduğunu biliyor musunuz siz? Arkadaş kelimesi ne anlamı? Yani nereden geldi? Arkanda olan, sana destek olan anlamında. Ben hikayeyi dinledim. Nasıl? Bize de anlatın hocam. Paylaşayım inşallah. Eskiden Türkler çok iyi ata biner, çok iyi ok fırlatırlar. Hı hı. Kemankeştirler yani hepsi. Şimdi o kemankeşi eline alıp oku fırlatmak için yayı çektiklerinde arkalarını, sırtını sağlam bir yere, ağaca dayamaları veya bir lazım. Kayaya verirler. Hem güç alırlar hem de arkadan gelecek olan oktan ve düşman şerrinden emin olmak için arkalarını böyle sağlam bir yere dayarlar ve çok düzgün bir şekilde hiza alırlar, nişan alırlar. Şimdi bu arkaya dayandıkları şey taş, kaya taş parçası. Ona da arka taş diyorlar efendim. O arka taş, arkada dimdik duran sizi koruyan adam, o taş, o arka taş
bize arkadaş olarak kalmış. Ne kadar güzel. Bizim arkadaşlarımız, anlamı çok güzeldi. Bizim arkadaşlarımız gerçek arkadaş, arkadaş mı? Biz deriz ki arkadaş değil efendim, gerçek dost lazım falan. Ben dostu arkadaş kelimesinin üzerine koyamıyorum. Dost birbirini seven insan demek. Sevmek ayrı, arkaya taş olmak ayrı. Hı, arkada senin kim ne derse desin dimdik duran adam. Evet. Koca hoca efendi, koca holding patronu, senin çok sevdiğini zannettiğin bir adam, bir bakmışsın senin arkandan konuşmuş. Söyleyen de güvenilir bir insan. Hatta bir adım öde geçmiş, sesini kaydetmiş insan. Gelip sana dinletiyor. Dünya başına yıkılıyor. Neden? Ya benim en çok güvendiğim insan bana bunu yaparsa, diğerleri ne yapmaz? Peki hocam, aslında şu da var. Dediniz ya işte gelip bunu bize söyleyen. Ben de o zaman şöyle bir sorguda bulunuyorum. Benim arkamdan bunu söyleyen insanın yanında sessiz sedasız oturup dinleyip sonra da bana bak senin için böyle demiş diyen insan da benim gözümde arkadaşlık mertebesine uygun biri değil. Ben yokken benim hakkımı savunabilecek olan insan arkadaştır, işte o arkamdaki taştır diye düşünüyorum. Çok güzel söylüyorsunuz. Başkalarının açıklarını arayan kimseler, seslerini kaydedenler, onun arkasından konuşacak muhabbetleri oluşturanlar, sohbeti oluşturanlar, hı hı, dedikodu merkezini, bu işten zevk alanlara Allah peşine şeytanları musallat kılarım diyor. İsterseniz başınız belaya girsin, başkalarının derdiyle uğraşın. Hı hı. Geçenlerde bir yaşlı bir amcamız, yani 60-65 yaşlarında bir amcamız, telefonla bana falanca böyle yaptı, falanca böyle yaptı biliyor musun diye başlayınca, dedim ki bir dakika dedim. Ben böyle şey duymak istemiyorum. Hı-hı. Telefonla konuşuyoruz. Ya işte yanlış anlamadı, senin haberin olsun. Benim haberim olmasın. Bakın siz de bu işlerden haberdar olmayın. Çünkü siz başkalarının işlerini böyle araştırarsa kendi çocuklarınızın, kendi damatlarınızın yanlışlarını duymaya başlayacaksınız. Doğru. Ve duymaya başladınız zaten. Siz de biliyorsunuz, doğru, ben de biliyorum. Doğru. Uğraşmayın dedim. Hemen telefonu kapattı. Hadi hayırlı günler dedi. İnsanlara ayna olacağız. Doğru söylüyorsunuz. Bak sen böyle yaptın da başın belaya girdi. Böyle değil de yapmayalım, görmeyelim. Aynen. Bakın dedikodu yapanın üstünü dedikodusu örtmek yapılır. Lazım. Pisliğin üstünü örtmek Fakat lazım. Birisi sizin arkanızdan konuşurken dostunuz duymuş ise gelip bizim bunu size söylemesi gerekir. Bak güzel kardeşim, ben senin hakkında şu mecliste şöyle konuşulduğunu duydum. Orada ben seni müdafaa ettim. Hı hı. Şöyle şöyle söyledim. Söyledim. Haberin olsun. Haberin olsun. O ayrı bir şey. Müdafaa ediyorsa tabii. Bakın ben öğrencilerime, tabii, öğrencilerime nasihatimdir. Son 10 yıldır. Şimdi televizyona çıkanlar hakkında alanda bir şeyler yapmış ve ülke çapında temayüz etmiş insanlara herkes bir şey söyler. Tabii. Yani çok kolay. Dilin kemiği yok. Memleketi yönetenlere de konuşuluyor. Tabii. Spor başkanlarına da söyleniyor. Televizyonculara da habersiz. Tabii, tabii, tabii. Ya öyleymiş biliyor musun? Ha, şöyleymiş. Tabii. Olabilir. Ama bunu sizin dinlendirmeniz gerekmez. Bir, çocuklara diyorum ki sevgili çocuklar, benim arkamdan konuştukları zaman beni hiç savunmayın. Olur mu hocam? Olur güzelim. Beni savunmayın. Beni savunurken yanlış bir kelime kullanırsınız. Sizi de sevmezler. Sizi de dışlarlar, üzülürsünüz. Peki hocam ne yapacağız? Hemen o meclisten müsaade isteyip kalkacaksınız. Bir dakika bile durmayacaksınız. Hocam öyle olunca olur mu? Olur. Çünkü yaşı başı almış insanlar dedikodu yapıyorlarsa, evladı yaşındaki çocuklar, çocuk hakkında dedikodu yapıyorlarsa, siz buradan kalktığınızda onların sırtına hançer batırmış tabii, olursunuz. Tabii çok büyük bir tepki çocuk, vermiş olursunuz. Çünkü Kur'an'da ayet var. Diyor ki, Allah'ın ayetlerini alay aldıklarını gördüğün zaman, onu inkar ettiklerini duyduklarını zaman, onlarla beraber oturmayı kesin, hemen kalkın diyor. Ta ki onlar başka bir konuya geçinceye kadar. Eğer hemen o anda başka bir konuya geçerler ve bu alay etme, istihza etme ve Allah'a karşı ayetleri küfretme gibi ifadeleri başvururlarsa hemen kalkın. Peki hocam Allah'a küfretmese de falancaya küfretse oturalım mı? Falancaya küfreden insan Allah'ın yarattığı en mükemmel varlığa küfrediyor. Tabii. Ona küfreden size de küfreder, Allah'a da yanlış ifadeler kullanır. Dolayısıyla biz küfredenlerle oturmayacağız. Küfreden insanları melekler terk etmiştir. Ne güzel söylediniz. Dedikodu yapan insanları melekler terk etmiştir. Hangi yola gideceklerini şaşırırlar, battıkça batarlar. Battıkça batmamak için ne yapacağız? Dedikoduyu kaldıracağız. Zaten Ramazan'da alıştık elhamdülillah.
Az. Neredeyse hiç dedikodu yapmadık. Küfür hiç etmedik çünkü oruçluyduk. Evet. Yani tam geliyor ağza. Orucumuza zeval gelmesin diye. Yapamıyorsunuz. Tabii. Efendim Allah bu ayı zaten bize güzel adetlerimizi hatırlayalım. Ahlakımızı tekrar gözden geçirelim. Verilen nimetleri hatırlayalım. Ve bu nimetlerle 11 ayı ve geri kalan ömrümüzü tamamlayalım diye bize bu ayı yaşattı. Doğru. Dolayısıyla biz bu ayda yaşadığımız bu zenginliği niye 11 aya ve bundan sonraki hayatımıza yaymayalım ki? Doğru söylüyorsun. İnsan maddi zenginliğe erişince holding patronu olduğu zaman şoförüne, kapıdaki hoş geldin diyene, toplantıdaki görüştüğü insanlara her birine ayrı bir nezaketle, ayrı bir konuşmayla, dokunuşla yanaşmak durumundadır. İlla büyük bir holding patronu olmak mı gerekiyor? Gönüllerin patronu olur. Tabii. Ne olur ki yani? Tabii. Bazen böyle kapıdaki arkadaşımız bize o kadar güzel hoş geldin diyor. Bugün çok üzgünsün. Sen üzülmene gerek yok. Sen çok iyi bir insansın. Ben senin doğru olduğuna inanıyorum diyor. Senin şirketteki 30 yıllık arkadaşın seni anlamıyor. O doğru. Arkadaş sana daha yakın oluyor. Doğru. Niye? Bizim ona ihtiyacımız var. Hep bize doğruyu söyleyen, hep bize güzel söyleyen değil. Bazen yanlışımızı söyleyen de iyi olsun. Bu bizimle alakalı. Mutlaka ama her yanlışı söylemenin dillendirmenin bir adabı var. Adabı, edebi, karşındakini incitmeden, kırmadan mutlaka ki zaten öylesi de gerçek arkadaşlıktır hocam değil mi? Doğruyu ve yanlışı bir arada gösterebilen. Şimdi Pınar'ın ben bir Elif Bağ kitabı yazdım. Kitabı yazarken dostlarıma veriyordum incelesinler diye. Bakıyorlar, hocam çok güzel. Çok güzel. Ya güzelim ben sana güzel tebriklerini almak için vermedim bunu. Bana yanlışlarımı bul. Baktım beceremiyor dostlar. Beni en çok yeren, arkamdan en çok konuşan, açığımı çok iyi bulan ve onlardan da Allah razı olsun. Bana çok faydalı onlar. Doğru söylüyorsun. Çok faydalılar. Çok doğru. Onlara gönderdim bir sürü hatalar çıktı. Matbaa hatası. Benim hatam değil. Olsun hepsi. Ama en azından ama kitap okurken böyle ulaşmış oluyor. Çünkü binlerce adet çoğaltılıyor. Doğru. Ve bu sene 1 milyon adeti bulacak maşallah. Kitap. Şimdi kitap bu kadar basılırken ne kadar az hatayla, çünkü Allah kelamını öğreten bir kitap. Doğru. Sıfır hatayla çıkması lazım. Senin yazdığın bir roman değil ki arada şu yanlış olmuş diye tabii. Geç. Allah'ın kelamını okutacak bir kitabı yazıyorsan sıfır hata yapman lazım. Doğru. Ya da yola çıkmaman lazım. Neyse o arkadaşlardan Allah razı olsun. Arkadaşlar diyor ki hocam diyor bir sürü hoca gördük, bir sürü iş adamı gördük ama senin gibi düşmanıyla iş yapan adamı hiç görmedik. O düşman gibi düşündüğün adam senin profesyonelleşmen, büyümen için, kademe atlaman için bir bahanedir. Arkamızdan konuşan herkese dua edin. Hocam ne diyorsun ya? Bakın dedikodumuzu yapan, bizi çekemeyen herkes bizim yükselmemiz için bir bahanedir. Doğru. Bir adam varmış Allah dostu. Devamlı arkasından konuşan adama hediye gönderiyormuş. Hep hediye gönderiyormuş. Bir gün hediyeyi kesmiş. Bu dedikoduyu yapan adam gelmiş. Ya sen bana her gün hediye gönderiyordun, bir şey gönderiyordun. Şimdi niye göndermiyorsun? Sen her gün benim arkamdan konuşuyordun. Ben de bunlara sabrettikçe Allah benim makamımı artırıyordu. Sen konuşmayı bıraktın, ben de sana göndermiyorum. Çok güzel. Fener Hanım, gerçekten arkamızdan konuşanlara telefon açıp teşekkür ederim. Benim bayağı bir teşekkür borcum olacak hocam ama ne yapacağız liste gerçekten çok uzun. Gerçekten teşekkür edin. Bir de bir tanıdığım bir televizyonda geçen akşam bir arkadaşı gördüm. Arkadaşın çok büyük haylazlıkları var. Benim tespit ettiğim, bildiğim. Televizyonun sahiplerini tanıyorum. Dedi ki nefis şeytan aç telefon bu adamı bir daha televizyon çıkarmasınlar. Şeytan diyor. Bir telefona bakar. Ama ben o hareketi yaparsam küçülürüm. Tabii. Biterim. Tabii. Sözümün tesiri kalmaz. Şeytanı bir kovdum. Ahmet-i Besmele çektim. Gitti. Dedim ki bu adamın nasibi ki o an orada. Tabii. Ben onun nasibine müdahale edemem. Bu Allah'ın elinde olan bir şey. Doğru. Allah imkan vermese hiçbir şey yapamaz. Bakın Hazreti Musa'yı belki burada söylemiştim. Allah Teala diyor ki ey Musa şu kavmine söyle. Ayette geçiyor bu. Şu kavmine söyle kendilerine çeki düzen versinler. Toparlansınlar. İyice azdılar yoldan çıktılar. Hazreti Musa dönüyor. Ey Allah, sen müsaade etmesen onlar bunu yapabilirler mi? Doğru. Patrona patronluk yapıyor. Doğru. Ama o kadar nazdan geliyor ki bu. Sen müsaade etmesen onlar bunu yapabilirler mi? Ama doğru. Sen onları azap edersen ki onlar senin kulların, sen bunu yapmazsın. Eğer sen onları affeder, bağışlarsan ki sen en güçlü olansın, yaptığın her şeyi hikmetle yapansın diyerek Allah'a onlara karşı olan öfkesinin dinmesi için
güzel sözler sarf eden bir peygamber. Hocam biz peygamber miyiz? Biz Allah'la konuşamayız. Tövbe İnsan hocam. Allah'la konuşur Kur'an okurken. Zira Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir insan Kur'an okurken diğerleri dese ki bu Allah'la konuşuyor, hiç kimse yalan söylemiş olmaz. Çünkü Kur'an okuyan Allah'la konuşmuş gibidir diyor. Biz Kur'an okuduktan sonra Allah'a, ya Rabbi bize göre yanlış gözüken ama sana göre doğru olan bütün hareketlerin hakkını, hakikatini, gerçeğini bize de göster. Çünkü biz arkadan bakamıyoruz, başka açıdan bakamıyoruz. Gördüğümüzle amel ediyoruz. Ya Rabbi eşyanın hakikatini, insanların hareketinin iç yüzünü görmeyi, görmemiz gereken şeyi görmeyi ve ona göre bizim de onlara karşı mukabelede bulunmamızı nasip et diye dua edersek yol alırız. Doğru. Yanlış burada yapıyoruz. Doğru. Hemen ya silmek çok kolay. Cezalandırmak çok kolay. Çok kolay. Affetmek, ve liste yapmak, çok yeni dostları yazmak çok güzel. Peygamberimizin yine bir sözü ne kadar güzel. Dostlarınızı çoğaltınız. Düşmanlarınızı değil. Çok doğru. Dostları çoğaltırsak ne olur? Herkes Pınar diye bağırır. Pınar diye dua eder. Pınar Ergünler büyüsün. O hak ediyor buraları. Pınar'ı televizyonda birkaç saat görelim. Yarım saat, bir saat, iki saat yetmiyor bize. Çok saat görelim. Meydanlarda konuşsun. Herkese anlatsın bunu. Herkes duysun. Böyle olmasını istiyorsak düşmanlarımızı değil dostlarımızı çoğaltacağız. Hocam tesadüfe inanıyor musunuz? Yani ben şahsen hani Allah'a inanan birinin tesadüfe de çok inanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü az önce konuştuğumuz aslında çok paralel. Olumlu ya da olumsuz Allah-u Teala'nın karşımıza çıkardığı her şeyin bir sınav, bir hediye, bir vesile olduğuna inanınca, böyle bakınca tesadüf diye bir şey kalmıyor diye düşünüyorum. Kur'an'da bir ayet var. Hangi surede? Nisa suresi olması lazım. Estağfirullah. Diyor ki iyilik namına ne yaptıysanız o Allah'tandır. Kötülük namına ne yaptıysanız veya ne yapıyorsanız o da sizin kendinizdendir. Şimdi demek ki bize gelen kötülükler başkasından değil. Yine bizden birikmiş geliyor. Kötülüklerimiz. Birikmiş kötüler bize hayatın değişik aşamalarında geliyor. Mesela benim bir öğrencim var. 3 ay önce kapının kolunu kırdı. 3 aydır gelip o kolunu takmıyor. Takamıyor çabuk çocuk. Çocuk olduğu için. Dün odanın içinde kaldı. Dedim ki tamam. Tamam dedim. Sen odada kaldın mı? Kaldım. Şimdi ben kapıyı açamıyorum. Sen de odan açamıyorsun. Allah yardım etsin. Ne yaparsan yap dedim. Hemen telefon açmış annesine. Babasına çıktılar geldiler. Babası geldi kapıyı tamir etti. Ben bunu ara ara söylemiştim onlara. Ben kapıyı yaptırmayı biliyorum. Ama insan arkasını toplamayı bilecek. Doğru. Benim kapımın masrafını onlara çektirmek değil maksat. Başka alanlarda geride bıraktığı, kapatmadığı sayfaların cezasını çeker insan. İnternette bakın ne kadar ileri teknoloji olursa olsun yüzlerce sayfa açtığınızda sistem kilitleniyor. Doğru. Ne zaman onları kapatırsanız önünüz açılıyor, başka dünyalara gidiyorsunuz. Yarım bırakmamak lazım. İnsanlar evlenmek istiyorlar. 10 tane daha önce görüştüğü adamla telefonda görüşmeye devam ediyor. Hocam evlenmek söylenemiyorum. Neden acaba? Bir soru soruyorum diyor. Hanımefendi, beyefendi. Daha önce görüştüğün kız arkadaşlarla konuşuyor musun? Beyefendilerle konuşuyorum. Onlar benimle bağ koparamıyorlar. Onlar da evlenemiyor değil mi? Evet. Onlar da evlenemez. Sen de evlenemezsin. Niye hocam? Ama biz evlenmeme kararı aldık onlarla. Evlenmeme kararı aldınız ama birbirinize saygınız yok. Hocam biz çok saygı gösteriyoruz. Hayır. Hayatlarınızı kurma üzerine saygınız yok. Nezaketiniz yok. Olsa birbirinizi tamamen bırakırsınız, sahiplerinizi bulursunuz. Gerçek dostlarınızı bulursunuz. Şimdi birçok şey birden aklıma geliyor da bir hikaye belki faydası olur. Tabii buyurun. Geçen lütfen. Konuk olduğumda da çok güzel bir husus olmuştu burada. Aklıma geliyor. Burası feyizli bir koltuk. Evet. Maşallah. Şimdi bir çocuk çok küçük yaşta komşu evine gidiyor. Komşunun evinde banyoya girdiğinde çok güzel renkli bir sabun görüyor. Değişik bir sabun. Tabii söylediğim 30 sene öncesi o zaman renkli sabunlar nerede? Pek ortalıkta yok. Buldun hep başındayken. Renkli sabunu görünce ufak elini almış cebine koymuş eve gelmiş. Eve gelince dayanamıyor onu çıkarmış. Tabii bir yerde çıkaracak oynayacak kendi alanı. Annesi de bu elinde değişik renkli sabunu bir yerden aldığını hissedince oğluna sesleniyor ismiyle. Şu anda bu adam büyük bir psikolog. Türkiye'nin önde gelen psikologlarından bir tanesi. Oğlum diyor, dışarı kadar bir çıkar mısın diyor. Çık diyor, camdan bir şey söyleyeceğim sana. Peki anne diyor, çıkıyor dışarı. Kapıyı kapatıyor arkasından.
camdan diyor ki oğlum o cebinde sakladığın sabunu hangi evden, kimin aldıysan, evinden aldıysan git götür. Anneciğim ben onu götüremem. Götüreceksin ama. Anne vallahi götüremem. Ne olur rezil olurum, utanırım. Nasıl utanmadan, aldıysan. sıkılmadan aldıysan onu alacaksın, götüreceksin. Kapının önünde 3 saat ağladım. Ve anam kapıyı açmadı. Ağlaya ağlaya gittim komşuya. Çok özür dileyerek, çok beğendiğimi, bulamayacağımı düşünerek aldığımı ama utandığımı, utanarak size geri getirdiğimi söylüyorum diyerek verdim. Annem o zaman evden içeri aldı beni. İyi ki annem beni o gün ağlatmış. Eğer annem o gün beni ağlatmasaydı ben girecekte nitelikli dolandırıcı olacaktım. Bu sefer annem ağlayacaktı hapishanede. Ne güzel söz. Bakın bu yaşanmış bir hadise. İnsan kendi hayatından kötü şeyleri anlatmaz. Doğru. Anlatmaz. Bu bir erdemdir. Ama bunu anlatırken bütün annelere sesleniyor. Ben bugün bu halimdeysem annemin sayesinde Doğru. bu hale geldim. Anneler, babalar çocukların aynasıdır. Çocukların bütün eksikleri anne babanın yanlışlarıdır. Çocuklar da doğruyu anne babaya öğretir. Anne baba çocuğa bakar, kendini onda görür. Ve dedikodu yapan bir anneye aynı olur çocuk. Çok kızan, bağıran babaya anneme bağırma baba der çocuk. Sen ne oluyorsun da bana karışıyorsun diyemez çocuğa. Kalır böyle çünkü tertemiz duygularla söylüyordur. Anne baba ne olur kavga etmeyin deyince anne baba durur. Hareket edemez daha. Şimdi bize Allah bu çocukları emanet veriyor. Gelecek nesilde taşıyalım diye. Peki anneler babalar onlar da bize emanet. Yaşlanınca. Bu hikayelerin hepsi yaşadığımız hayatın içinden şeyler. Fakat bize düşen ne? Bu yaşımızı, bu zamanımızı, bu günümüzü en güzel şekilde değerlendirmek. Şimdi bizi izleyenler. Hocam bugün bayramın ikinci günü. Ben ne yapayım? Annem beni çok kırdı. Babam beni çok dövdü. Ne yapalım? Hiç demiyorsun ben anneme ne yaptım da annem beni kırdı. Hiç demiyorsun ben kimin neyini çaldım da babam beni dövdü. Herkes böyle bana bağırma. Bana. Bana bağırma değil. Kızım, oğlum beni bağırtma. Niye bağırıyorum ben? İnsan evladına bağırır mı? Bağırtırıyorsunuz çünkü doğru söylüyorum. Yapın diyorum yapmıyorsunuz. Gösteriyorum yapmıyorsunuz. Artık köprüden önce son çıkış ben de bağırmak zorunda kalıyorum. Şimdi bize bağırmış, etmiş, dövmüş. Anne evladını dövmek istemez. Baba çocuğuna kızma hiç istemez. Geçmişte bunlar yaşanmış diye anneyi affetmeyen, ben babamı affetmiyorum deyip de kendi hayatını zehreden ve ailesini kurduğu yuvayı da paramparça yapan veliler gördüm ben. Bu insanlar bize geliyor. Bize dökülüyorlar. Polis dinlemez ki bunu. Doğru. Psikolog da bunu saatine para alsa adamın serveti yetmez. Doğru Hocalar bedava dinliyor söylüyorsun. bunu. Biz de vebali olduğu için dinlemek zorunda İyi ki kalıyoruz. varsınız. Dinliyoruz yani dinlemek zorundayız. Doğru. Yapacak bir şey yok yani. O insan benim karşıma geliyorsa benim ondan alacağım bir ders var. Onun benden alacağı bir nasip var. Bir gün bir kadın geldi. Adam geldi camiye. Anlattım bilmiyorum burada. 20 dakika sarıldı bana. Yok Düşünsenize siz anlatmadınız. şimdi buradan görseniz beni. Bir adamla 20 dakika camide odada elimde ayakkabı tam dışarı çıkacakken 20 dakika sarıldı. Caminin 3 kapısında da ayrı kapılarda Şehzadebaşı Camii'nde imamım. 3 kapıda beni bekliyorlar. Bir yerlere gideceğiz insanlarla. Ve 2 vakit arasında yapacağım bunu. Adam 20 dakika sarılınca bir yere çıkamadı. İntihardan geliyor adam. Köprünün üstüne çıkmış. Oradan geliyor. Televizyonda gördüm hocam ben sizi. Bir ses dedi ki git bu hocayla konuş dedi. Allah Allah. Dinledik adamı. Küçücük bir olay yaşanmış eşiyle. İntihara gitmiş. Hocam dedi. Vallahi bugün eşim de intihara gitmiştir dedi. Biz böyle birbirimizi seviyoruz dedi. Peki dedim sen kendini atıyorsun. Hanım da kendini asıyor. 2 tane kızınız var. Birisi 17, Ne birisi 18 olacak? yaşında. Bu çocuklar yarın öbür gün annesiz babasız kaldığı için hayatları darmadağın olsa, çok kötü durumlara düşseler, kıyamet gününde yakınıza yapışsalar, ey baba, ey anne, siz küçücük şeyden dolayı birbirinizi affetmeyip Allah'ın verdiği bedene kıydınız. Kendi hayatınızı zehrettiniz. Sizden dünyaya geldiğimiz için biz de hayata tutunamadık, mahvolduk, perişan olduk. Bunun hesabını Allah'a verin deseler. Ne yapacaksınız dedim. Adam durdu. Birden hanımıyla olan münasebetini bir yere bıraktı. İntiharı bir tarafa bıraktı. Çocuklarının karşılaşacağı o durumla yüzleşti.
Adam başladı ağlamaya. Şimdi senede bir defa beni arar. Ne güzel. Hocam ben o intihar edecek adamı hatırladınız mı? Hatırlıyorum. Hocam biz hala beraber yaşıyoruz. Maşallah, ne güzel. Biz çocuklarımızla yaşıyoruz. Allah senden razı olsun. Bir sürü dua ediyor. Şimdi benim o arkadaşlarım kapıda bekleyenler. Beklesin dursunlar. Anneciğim de der ki bu babam var ya baban şikayet ediyor babam bana. Babam var ki siz küçüktünüz geceleri hep geç geliyordu eve. Şikayet ediyor. Hmm. Sonra babamla sohbet ediyorum. Baba diyorum annem böyle böyle diyor. Neden böyle gece geç geliyordun? Oğlum anlatılacak gibi değil ki insanların dertleri var. Ne derdi var? Babam üç tane yerde çalışıyor. Hem imamlık yapıyor, hem dükkanda çalışıyor, hem başka bir yerde daha çalışıyor. Üç yerde. Bir de başka ailelerin dertlerini, kopmak üzere olan ailenin dertlerini paylaşıyor. Türkiye'deki en üst kurumlardan bir tanesinin, bürokratının babasıyla olan sıkıntısını dinledim babamdan yeter. Kızı kocasını bırakmış, evine gelmiş, hocası da çocuğunu öldürecekmiş. Babamın hocası kendi çocuğunu öldürecek. Damadı öldürecek. Kafayı yemiş adam. Babam her akşam hocayı koluna takıyormuş hocasını. Sahile götürüyormuş. Zeytinburnu'ndan Sarayburnu'na. Rahatlasın akşam rahat gidip uyusun diye. Şimdi işten dönüp eve gitse evdekileri parçalayacak sıkıntıdan. Her akşam babam ne yapıyordu biliyor musunuz bize? Her gün babam bizi onlara oturmaya gönderiyordu. Ben çocukken hatırlıyorum. Anne niye hep buraya gidiyoruz biz oturmaya? Ne desin bana? Ne diyecek annem? Ne anlatacak bana? Gündüz annemi eve gönderiyor onlara oturmaya. Evde hırgür çıkmasın, kavga olmasın. Akşam da babam kolunu alıyor hocayı. Düşünsenize ya. Bunun hangi psikolog bu terapiyi yapabilir? Yapmaz. Bence o taraf da Allah'ın sevgili kuluymuş ki babanızla bu taraf, şekilde karşılaşmış yani. O taraf yani. Kurra bir hafız. Gerçekten çok düzgün bir imam ama tabii. Büyük bir imtihanla karşı i̇şte. Karşıya. Peygamberimiz Hazreti Ayşe yardım almış. Hazreti Ayşe validemize sahabeden bir erkekle beraber oldu diye başka insanlar şikayet ettiler. Hazreti Ebubekir'in kızı Hazreti Ayşe, peygamberimizin eşi. Hazreti Ebubekir'in azatlı kölesi yani köleyi hür bırakmış. O hür bıraktığı köle diyor ki peygamberin eşi Ayşe kervanda geri kaldı. Sahabeden falanca ile beraber olmuştur. Bakın nasıl imtihan olmuyorsunuz. Siz Hazreti Ebubekir'siniz, sizin affettiğiniz, bağışladığınız köleniz sizin iffetli kızınıza iftira atıyor ve bu kız da peygamber eşi. Ya. Bu durumdayken Allah'ın ayeti geliyor ve Hazreti Peygamber'in eşinin ne kadar temiz olduğu ortaya çıkıyor. Ve Hazreti Ayşe uzunca bir zaman peygamberle konuşmuyor. Uzunca bir zaman. Sen bana nasıl bunu reva görüyorsun? Reva gördüm. Fakat burada da bir ince şey var. Herkese bir ders var. Peygamber eşi bile olsan dikkat edeceksin. Dikkat edeceksin tabii. Peygamber eşi olsan da Allah'ın... Laf söz gelmemesi ya, için uğraşacaksın. Dedikoduya mahal verecek şeylerden uzak duracaksın. Bu hepimize işarettir aslında. Doğru. Hazreti Peygamber'in eşinin bu imtihanla karşı karşıya gelmesi bizim de gelmeyeceğimiz anlamına gelmez. Tabii çok doğru. Dolayısıyla makamı yüksek olan insanların madde ve manada Allah yolunda da dünyalık yolda da adam holding patronu hep soruşturma yapıyorlar. Hep şey geçiriyor. Nedir o? Mali denetim geçiriyor. Denetim ya niye bu kadar üstüme geliyorlar? Büyürken büyüyen insanlara bunu çok yaparlar. Daha çok büyümen için bahanedir bu. Daha profesyonelle çalışman için bahanedir. Daha güzel müdürlerle çalışman için bahanedir. İşi yapamayanların ayıklanması, daha iyilerin gelmesi için bahanedir. Kötü bir şey değil ki bu. Doktor yarayı neşterle açıyor. Ya niye kestin çocuğun vücudunu diyor musun? Kesmezse göremeyecek. Kandan çünkü. Dolayı zaten gidecek. Kesmek zorunda. İçimizdeki yaraları, zihnimizdeki yanlışları deşmeden doğru bilgiyi içine koyamayacağız. Bize yanlış yapıyorsun diyenleri uzaklaştırmayacağız. Padişahım çok yaşa diyen padişah o lafı diyene altın verdiği gibi keseyle gururlanma padişahım senden büyük Allah var diyene de daha fazlasını veren bir padişah. Böyle olunca işte padişah oluyorsun, sultan oluyorsun. Şu konuşanı, İyinin de kötünün de Allah'tan şu konuşanı uzaklaştırın gözümün önünden diyen tabii. Adam hemen tahttan aşağı iniyor. Kim indiriyor? Allah indiriyor. Ya Yeniçeriler indirdi. Ya Yeniçerileri ayağa kaldıran kim? 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 Bu kadar ülüfe dağıtıyor, bu kadar para, altın dağıtıyor. Yine azıyorlar. Niye? Niye? Çünkü sen bir yerde yanlış yaptın. Ya hanımını kırdın,
Ya kardeşlerini öldürdün, ya hocanı incittin, ya da halkın fakir fukarasını görmezden geldin. Bugün herkes sultan efendim. Siz de sultansınız, biz de sultanız. Böyle bir dönem yaşamadılar 500 sene, 1000 sene önce. Her şeyimiz altında. Uçağa biniyoruz, gidiyoruz. Dünya bir ucuna. Özgür bir ülkedeyiz. Askerler her tarafta hudutta nöbet bekliyor. Allah hepsinden razı olsun. Hududumuz olmasa, haddimiz tabii olmasa, polisimiz, askerimiz nöbet tutmasa biz burada rahat edebilir miyiz ya? Tabii. Dünyanın en rahat ülkelerinden bir tanesiyiz. En rahat. Kimse ağzını açıp bir şey söylemesin. Yeminle söylüyorum. En rahat. Sadece niye onun var, bizim yok? Niye o partide var, niye bu partide yok? Niye onun adamı Cumhurbaşkanı biz değiliz? Ya kardeşim, gayret et, çalış, senin de olsun. Bağırarak, küfrederek, söverek, kötü konuşarak olmaz. Hakkını savunacaksın. Demokratik. Allah ve en leyselil insan illa mesah. Ayet açık. İnsana diyor, Müslüman bile demiyor. İnsana çalıştığının karşılığı vardır. Madem insana çalıştığının karşılığı varsa çalışalım, mesaimizin karşılığını alalım. Dedikodu yapıp da karşıdaki insanı iyice güçlendirmeyelim. Hep dönüyoruz, dolaşıyoruz, buna geliyoruz. Doğru. Bugün bayram. Allah aşkına anne babamız başta olmak üzere unuttuğumuz, aramadığımız bütün arkadaşlarımız, şu mesajı bırakalım ya. Şu mesaj nedir ya? Soğuk soğuk. Hiç sevmiyorum hocam. Kopyalanmış mesajlar. Ay siz yine iyi, sosyal medya üzerinden de kutluyorlar biliyorsunuz. Yani telefonumuz var. Biz sizinle mesela telefonlarımız var birbirimize. Ben size işte sosyal medyanın herhangi bir şeyi üzerinden, hocam işte bayramınız kutlu olsun. Yahu bir aç telefon, aynı dertten muzdaribim, çok sinir oluyorum. Bir sesimi duy. Zaten bayramların amacı ben, bu. Aslında yüz yüze görüşmek. Hadi onu yapamıyorsak ikinci en iyi şey bari sesini duyalım yani. Telefonla ses duymak nedir biliyor musun? Sesini duydum, çok iyi geldi lafı neden söyleniyor acaba? Sesinin tonu çok güzeldi mi, bana iyi geldi? Hayır, o tınısı bir de iyileştiriyor bedeni. Alo dediğiniz bedeni zaman birisine esenlik diliyorsun. Tabii. Selamun aleyküm deyince o da aleyküm selam ve rahmetullah diyor. Nasılsın, iyi misin derken bu lafın içinde dua var. Tabii. İyi olmanı isteyerek soruyorsun. Hı hı. Allah belanı versin demiyorsun. Nasılsın, iyi misin, iyi misin derken inşallah iyisin demektir bu. İyiyim çok şükür elhamdülillah. Hastaysanız bile iyiyim deyin. Doğru. Ya çok kötüyüm, fenayım. Ya üzerinden bir tır geçmiş gibi dersen o duyguyu alırsın üstüne. Yahu elhamdülillah çok çalıştık. Biraz yorulduk ama çok şükür ya. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Allah'a hamdolsun. Şikayet edersek Rabbimizin gücüne gider. O alodaki ses tınısı karşıdakinde duadır ve enerji olarak geçer. Mesaj kupkuru. Hiçbir yere geçmiyor. Hiçbir anlamı yok. Ben acizane bana gelen mesajların tamamını direkt siliyorum. Telefon açanların cevabını veriyorum. Veremediklerime de hemen cevaben geri dönüyorum. Ya dün beni aramışsın, kusura bakma, görmemişim. Bu nasıl bir laftır ya? Bana dün lazımdın sen. Bugün değil ki. Doğru. Ben bir gün sonra aranacak kadar küçüldüysem sen beni dostluk defterinden şöyle bir siliver de. Bir diyeyim ben de seni ona göre notlarımın arasına yazayım. Bunu sonra arayabilirsin diye. Doğru. Çok doğru. Bunlar çok önemli. Hep yemin ederim. Hatalar. Hakkımız, hukukumuz. Ben bir milletvekili gördüm hayatımda. İsmini söylemeyeceğim. Gecenin hangi saatini ararsanız arayın. Ya 5 dakika sonra arar ya yarım saat sonra arar. Buyurun efendim ben falanca der. İsmini söyler, ben milletvekili falan demez. Ben falanca adını soyadını söyler. Buyursunlar efendim der. Ha efendim ben de şuyum. Buyurun efendim. Ya bu saatte beni arar mısın? Ne arıyorsun? 10 defa arar mısın? İnsan bir defa arar, 10 defa arar mı? Hiçbir şey demiyor. Buyurun efendim. Adam milletvekili. Milletin vekili olduysan, vekaleti eline aldıysan, sorgusuz sualsiz hizmet edeceksin. Ya ben kendi alanımdakilere bakarım diyemezsin. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti milletvekiliysen, herkesin derdiyle derdi senin dertlenmek olacaktır zorundasın. Hocam ben bunu yapamam. Benle herkes muhatap olamaz. Benim danışmanlarım yapıyor diyorsan, bırak danışmanın milletvekili olsun. Bravo, doğru. Sıkıntı burada bu. Herkes vazifesini, misyonunu üstlenmekten aciz. Hepimiz böyleyiz. Doğru. Utanıyorum ben ya. Telefonda geri aramamaya geç kaldığım için 1000 özürle arıyorum. Ve o beyefendiden çok büyük ders aldım. Arayan kim olursa olsun, hiç sevmediği düşmanı bile arasa alo diyor dönüyor. Madem beni aramışsa mutlaka ben ona bir şey söylemeliyim. Dokunmalıyım. Düşmanımsın sen, git falancıya ara, bana utanmıyor musun aramaya demiyor. Buyurun efendim diyor. Çünkü vazife verilmiş Allah tarafından. Falanca parti, falanca grup değil. Allah sana vazife vermişse bu işi yapmak zorundasın. Ben bunu yapıyorum Allah'a izniyle. Düşmanım gelirdi camiye.
arkamdan en çok konuşanım, yeminle söylüyorum, herkesten daha çok iltifat ederdim ona. O da şaşırdı. Ya benim alenen konuştuğumu biliyor. Nasıl yapıyor bunu? Şeytanı rahatsız ediyordum orada. Kovuyordum. Orası şeytanın yeri değil. Şeytanın yeri değil. Yapma. Doğru. Bakın ben sakalsız, bıyıksız bilmem. Namaza evet. duruyoruz. Camide namaza duruyoruz. Saflarını düzeltin diyorum cemaate. Düzeltin diye bakarken cemaate, ön saftaki bir tanesi tam ona doğru bakarken böyle yapıyor suratını. Çeviriyor. Yani kasten çeviriyor. Aa. Sakal bıyık yok diye mi? Ne, uygun ne, görmüyor sizi. Genç, sakal, ha, bıyık yok. Öyle, bu kadar kocaman camiye seni niye imam edecek. Yapmışlar ha. der gibi kendi kendine böyle bir harekete göbürleniyor. Giriyor. Şeytan da diyor ki bak gör diyor. Kov diyor bu adamı. Mihrap ne demek biliyor musun? Mihrap. Harp etme yeri demek. Kimle harp ediyorsun? Şeytanla. Bu amcaya cevap vermedim. Tabur da yapmadım. Niyet ettim. Namaza durdum. Namaz bitti. Namazdan sonra Kur'an'dan bölüm okudum. Okuduğum ayetlerin manasını verdim. Ondan sonra dua ettim. Duanın içine o amcayı da kattım. Ne oldu biliyor musunuz? Namazdan sonra adam, hocam hakkını helal et. Helal olsun efendim. Yok hocam helal et. Helal olsun efendim. Hocam helal et. Helal olsun. Helal olsun. Hocam arkandan çok konuştum ben senin. Bir de buraya kadar geldim. Şu ön safa gelinceye kadar da zaten hareketimi anlamışsınız dedi. Ama okuduğunuz Kur'an, ondan sonraki açıklamanız ve duanızda hocam her kademesine ben eridikçe eridim. Safın içine gömüldüm hocam. Hakkınızı helal edin. Beyefendi size ve arkamdan konuşan herkese hakkımı helal ediyorum. Niye biliyor musunuz? Bizim öteki tarafa gittiğimizde helalleşmeye fırsatımız olmayacak. Doğru. Bir de insanı helal ederseniz hakkınızı, bütün yük onda kalır. Amcacığım sizde kalmaz. Evladım bu yaştan sonra bize ders de verdin. Allah senden razı olsun deyip ayrıldı gitti. Bunu hoca olmaya gerek yok. Siz de yapın. Doğru. 3 sene önce, 5 sene önce bizim işimize mani olan, önümüze geçen, arkamızdan konuşup önümüze atlayan ve bizim kısmetimize mani olanlar aslında bizim oradaki kısmetimizi bıraktırıp yeni kısmetimiz için önümüzü açan insanlardır. Hı hı. Oradaki insanlar sizi hak etmiyordu. Bizi hak etmiyordu. Yeni dünyalara açılmak için o önümüze geçen adamın bize dokunması gerekiyordu. Doğru. O da Allah tarafından gönderildi ve önümüz açıldı. Allah yolunu açık etsin inşallah. Amin. Bu bahaneyle. Hocam bir Ramazan bayramı duası alabilir miyiz sizden? Öyle veda etsek. Ya Rabbel Alemin, Kur'an ayı, gufran ayı, orucuyla, teravihiyle, namazıyla, niyazıyla, hayrıyla, zekatıyla geldi geçti. Bugün bayramımızı yaşıyoruz. Ya Rabbi nice Ramazanlara, nice bayramlara sağlık, sıhhat, afiyetle erişebilmeyi cümlemize nasip eyle. Bayramlarda anne babamızın elini öpmeyi, yüreğine dokunmayı, ceplerine haçlık koyabilmeyi, halini hatırını sorabilmeyi, ihtiyaçlarını giderebilmeyi, önce onların yanına gidip onların duasını alıp ondan sonra onların müsaadesiyle tatil yapabilmeyi, çocuklarımızla mesut bir hayat sürebilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, anne babasına iyi davranana Kur'an-ı Kerim'de müjdeler yağdırıyorsun. Anne babasına iyi davranmayı Kur'an-ı Kerim'de emrediyorsun. Ve bundan dolayı önce sana sonra anne babamıza teşekkür etmemiz gerektiğini bizlere müjdeliyorsun. Ya Rabbi, vermiş olduğun bütün nimetlere, sağlık, sıhhat, afiyete, böylesi güzel bir vatanda yaşamaya, doğmaya, büyümeye ve böyle bir anne babanın evladı olma şerefine bizleri eriştirdiğin için sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle. Bu güzel nimetleri üzerimizde daim eyle. Bulamayan, göremeyenlere de nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, anne babamızdan, evladımızdan, malımızdan, mülkümüzden, sevdiklerimizden, işimizden, gücümüzden hayır görmeyi bizlere nasip eyle. Bizdeki olan melekeleri, hasletleri, güzellikleri, kabiliyetleri çekemeyenlere ya Rabbi bu nimetleri bahşeyle. Onlara da bu nimetleri bahşederek onların da yükselmesini nasip eyle. Her türlü kazadan, beladan, nazardan, kem gözlerden ve sözlerden bilhassa fitne ve iftiralardan emin eyle. Ya Rabbel Alemin, Ramazan günlerinde yapılan duaları kabul edensin. Duaları reddetmeyensin. Dualarımızı lütfen keremen kabul eyle. İlahi Ya Rab, Ramazan bayramını, Kurban bayramını,
Bayramlardaki sevincimizi daim eyle ya Rabbi. Kırgınlıkları, dargınlıkları, küskünlükleri, birbirimizi yanlış anlama gibi kötü hasretlerimizi, ne varsa her birini bir anda yıkıp yıkmayı, yeni ve güzel şeyleri, tertemiz sayfalar yazabilmeyi, affedebilmeyi, affettikçe büyümeyi cümlemizi nasip eyle ya Rabbi. Amin diyenleri iki cihanda aziz eyle. Dünya ahiret saadet ihsan eyle ya Rabbi. Bu güzel kulların el açıp amin dedi. Ramazan boyu Kur'an okumayı, dinlemeyi ve dua etmeyi ya Rabbi adet haline getirdi. El açıp amin diyenlerin dünya ahiret ne niyetleri varsa bu Ramazan bayramı hürmetine ya Rabbi lütfen keremen kabul eyle. Duası kabul olunanlar, ağzı dualılar, gönlü yaralılar ve mazlumların dualarıyla ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Kabe'de, Arafat'ta, Mekke'de, Medine'de, Müzdelife'de, Mina'da, o kutsal topraklarda yapılan dualara dualarımızı ilhak ile müstecab eyle ya Rabbi. İlahi ya Rab, sen ol deyince olduransın, ne olur. Gönlümüzden geçen bütün hayırlı muratlarımıza, bize göre doğru olan, sana göre de doğru olan şeylere ulaşmayı bizlere nasip eyle. Bizim için şer olup da bilmeden istediğimiz şeylerin her birini bizden uzak eyle ya Rabbi. Bizim için hayırlı olmayan ama hayırlı olmasını istediğimiz şeyler varsa ya Rabbi hayırlıya çevirip hayırlısıyla bizlere ihsan eyle. Ya Rabbi işi olmayana iş, aşı olmayana aş, eşi olmayana eş, aşkı olmayana da aşk nasip eyle ya Rabbi. İnsani aşktan ilahi aşka doğru senin kullarının sevgisiyle Yaradan'ın sevgisine ulaşmayı, peygamberler yolunda gitmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ramazan ayında kazandığımız güzel hasletleri dedikodusuz, çekiştirmesiz, küfürsüz, günahsız, tertemiz yapıp, tertemiz kalkmayı, tertemiz yaşamayı, bu güzel hasletimizi Ramazan'dan sonra da yaşayabilmeyi, ömrümüz boyunca böyle tertemiz kalabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Salli ve sellim ve barik ala eşrafi ve eshadi nuri cemil enbiyai vel murselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Ya, o kadar güzel şeyler söylediniz ki yüzümde bir tebessümle aminlerimi yaptım hakikaten. Allah inşallah ben hayırlı. Ben mi söyledim zannediyorsunuz? Allah bize hayırlı kullar olmayı. Biz şu anda resmen duada Allah ile rabıtaya geçiyoruz, bağlantıya evet, geçiyoruz. Evet. Sözler onun sözleridir. Hiçbir şeyi ayarlayın. Bakın önümüzde kağıt hiçbir yok. Hiçbir şey yok. Biz ezber bir dua yapmam hiçbir konuşmadık zaman. Konuşmadık da öncesinden ben sizden öyle rica ezber ettim. Ezber dua hayatımda hiç yapmadım. Gerçekten gönülden akması gereken neyse onlar gelir geçer. Ne kadar güzel. Narkozluyken insan nasıl kendi kendine konuşur? İnsan dua halindeyken de Allah ile bağlantıya geçtiği için o yüce makamla rabıtaya geçen insana söylenmesi gereken şeyler söylettirilir. Ve onlar da hakikaten huzur ve mutluluk verdiği içimize. Verir tabii. Bütün stüdyo aynı şekilde el açtı dua etti. Allah hepimizin dualarını belki kabul etsin. Belki de onların ameni sayesinde duamız kabul olmuş. İnşallah hocam, inşallah. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar nice diliyoruz tekrar. Nice bayramlarda görüşelim inşallah. İnşallah, inşallah. Bayramdan bayrama görüşmeyiz inşallah. Yok yok, görüşürüz hocam. Biz çok keyif alıyoruz sizin anlattıklarınızdan bir arada alıyoruz. Olmaktan. Önemli en kısa olan, zamanda tekrar. En önemli olan gönüllerin biri olması. Oturduğumuz yerden dünyanın bir ucundaki insana bayram sevinci yaşatabiliriz. Aynen. Bütün seyircilere buradan bu bilgi armağan olsun. Paylaşabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Bir mum başka bir muma enerji verdiğinde enerjisini hiçbir şey kaybetmez. Doğru. Bildiğimizi aktarmak zorundayız. Çok teşekkür Hayırlı ediyoruz hocam. Sağolunuz. Sevgili seyirciler, Ramazan bayramının ikinci gününü de böylelikle tamamlamış olduk. Yarın tekrar bayram sevinci var stüdyomuzda. Tekrar lütfeder de aramızda olursanız pek memnun oluruz. Allah herkesin dualarını kabul etsin. Güzel sofralarda büyüklerimizin elini öperken bu Ramazan bayramının da şevkine, mutluluğuna varalım inşallah. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.